Merhaba, benim güzel ailem. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bizim şu an tekerlerimiz sıcak ve sıfır olduğu için kar üzerinden daha iyi çekecek. Tarihlerimiz yük değil. Yemek yiyip, bugün yemek yiyeceğim. O kadar. Afiyet olsun. Yok, burası değildi. Çek ama. Okey, düz gidelim. Ay. 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 Biz buradan bir U dönüşü yapalım. Sakın yota seyirciyi. Mecini uç küçük ağlı. Gerizekalı. Önümüzdeki araba yardımcı oluyor. Aa, süper. Gel aşkım. Sen sesine kurban. Bir, iki, üç. Tam yan yanayız yani. Böyle göstersem daha iyidir. Avuç. Kameram düşmüş. Aha, kimseyi de öldürmeyeyim. Ayağın böyle, böyle böyle gaza yaparsa tırında tabii ki de... Merhaba benim güzel ailem. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Çünkü ben gayet iyiyim. Şu an gördüğünüz gibi hemen çipşap durdum. O da işte yolu göstermek için. Çünkü aşırı güzel. On peut démarrer. Ve ben tekrar arabamı manuel şeyine koyayım. Biraz bunun üzerine çıkalım. Araba vardı önümde çünkü. Az önce önümüzden başka bir hani büyük araçlar var ya işte karı çıkartıyor. O geçti maalesef. Çünkü az önce bu soldaki şeritten kar sorunu daha beterdi. Hem şimdi biraz daha rahat gidebiliriz. Ama o yüzden işte çekim yapmak istiyordum ama kameram yukarıda falan olduğu için çıkartamıyordum. O yüzden şimdi hemen bir yer bulabildim, durdum, taktım. Artık yolumuza ne varsa beraber göreceğiz. Çünkü ben de bilmiyorum. Bu yol benim eve bir 15 dakikalık yol aslında ama baya birkaç dakikadır 25'ten maksimum 30, 30'a bile çıkmıyorum. Çünkü arkada yük ağır değil. Ve bu araç maalesef kar olmadan yani düşün sadece yağmur altında bile patinaj yapıyor. Yani kayıyor. O yüzden kar üzerinden hiç bahsetmiyorum bile. Yolumuza devam edelim. Şu an arkamızda iki tane grupaj var. Üçüncüyü işte birkaç kilometre sonra gideceğiz, alacağız. Birkaç tane daha palet alacağız oradan. Sonra da yolumuza devam edeceğiz. Oradan da bir eski patronun deposuna uğrarız. Oradaki olan tırları da biraz gösteririm. Çünkü aşırı güzel tırları var. Çoğuları Renault. O yüzden onlara da bakalım. Çünkü hepsi özel yapılmış. Yani hepsi seri. Yani fabrikadan öyle çıkmış. Neyse biz devam edelim. Önümüzde zaten bir tane araç var. O da işte yolları çizsin bize. Bizim şu an tekerlerimiz sıcak ve sıfır olduğu için o yüzden kar üzerinden daha iyi çekecek. Muhtemelen öyle. Mantık tarafına bakarsak. Önümüzde jandarma var. Merhaba Celim. Dedim. Durdurmadı. Demin aşırı bir de yokuştaydık. Bu tır yani tam durdu duracak. Allah'tan durmadı şansıma ama yoksa 3 tane yolda kaldı yani yokuşta. Onlar artık nasıl yapıyorlarsa bilemiyorum. Çünkü her aracın sürme şekli değişik. Ben bu ara kendi aracım olduğu için o yüzden kendi aracımı tanıyorum. Yani sonuçta 2 senedir beraber kocamla birlikte çalışıyoruz. Ve artık yağmur altında yokuşlarda veya kar altında. Karı çok bilmem tabii ki de çünkü pek fazla kar yağmaz burada. Ama yavaş yavaş işte tecrübelerimi de işte genişletmeye çalışıyorum. Yani böyle deniliyor. Ha işte bu makineden bahsediyordum az önce. Neyse tüm yolu temizlemişler tertemiz. Biz de ileride duracağız. Zaten arkadaşım işte tekerlere hani demir şeyi var ya ondan verecek. Çünkü benim gideceğim yer daha da beter yer. O yüzden belki ihtiyacım olabilir. O yüzden işte onları alacağız. Oradan da devam edeceğiz. İşte paletlerimizi yükleyip yemek yiyip. Bugün yemek yiyeceğim o kadar. Oradan da işte akşamüstü yoluma devam ederim. O kadar yani. Yarın 3 tane zaten müşteri var. Onları hepsi teker teker indiririm. Tekrar yüklerim. Oradan da eve dönerim. Ve o zaman da işte hafta sonu oluyor. Ama maalesef hafta sonuna kadar kar yağacak. Normalde büyük yollarda hiç kar falan yok çünkü tuzluyorlar. Orada bir tane göbek var. Yavaşlayalım. Yavaşlayalım. Yavaş 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 yavaş. Yavaş. Nereye gidiyorsun? Ah oui. Sakın yota seyirciyi. Imagine vous que tu parles. Gerizekalı. Buradan mı? C'est à droite. Ah putain. Yo burası değildi. Şey ama. Okey. Düz gidelim. Ay. Ay. Ha, biz buradan bir U dönüşü yapalım. U dönüş yapmak istiyordum, yapamadım. Neyse ileride göbek var. Avuç. Kameram düşmüş. Aha, kimseyi de öldürmeyeyim. Kameramı tekrar takalım.
Ama Kemal Aytun Bey. Gel babayım. Ya panellere hiç bakmadığım için o yüzden işte yolumu şaşırdım. Neyse sorun olmaz. Çünkü buradan birden bire dönseydim o zaman da tır ve dorse şöyle olurdu ve ben öyle olmasını sevmiyorum. Çok sağdan geçsem o zaman benim dorse işte burayı biraz şey yapabilir, değebilir. O yüzden işte buradan dönebilirdim ama. Ve arrête de passer tes vitesses, sen viteslerin geçmeyin işte diye restan manuel. Kendi kendine oh manuelle otomatiğe açıyor kendini. Sana dedim mi hiç? Kalacaksın öyle o kadar. En azından plakalarda kar olduğu için radara düşersek eğer gözükmez. Ah yine kameram düşmüş. Bunun altından yavaş yavaş geçeceğiz. Alors, bismillah. Okey, önümüzdeki araba yardımcı oluyor. Aa süper. Hiç değmeden 3.90 altından geçebildik şansımıza. Bundan daha fazla hızlı gidemiyoruz çünkü araba hemen direkt patinaj yapıyor, o yüzden gidemiyoruz. Yavaş yavaş çıkalım, nasıl olsa zaten bassam bile gitmiyor. Valla biz de şimdi şu an tekerlerin hallerine bakalım şimdi. Biz burada biraz duralım. Ve işte o demirleri de alalım hemen. Evet şu an arkada işte bütün karlar var. Biraz ayağımla şey ettim. Tekerler de işte bunlar. Gördüğünüz gibi tam tırnağım kadar işte şeyi var. Çizik yani iz. Hay be şuna bakın ya. Aşırı güzel değil mi ya? Of of of. Bebeğim ya nasıl da güzelmiş böyle. Kıyamam. Takım da gözükmüyor. Hop, diğer taraftan işte tekerlerimiz. Biraz iz yaptım böylece daha rahatça çıkarım. Fazla yanaşmayayım çünkü zoom oluyor sanki. Arkada. Ha, okey. Bitti. Gerçi bunlara pek şey yok. Şurası da dorse tekerlerimiz. Yine de tertemiz. Bunlar en eski tekerlerim. Gördüğünüz gibi çok iz yok. Ama sorun yok. Bunlar da zaten yepyeni. Bu zaten ihtiyacımız yok. Arkamız çok pis. Yedi gülas. Hah, bu da işte böyle şimdilik kalsın. Evet, tekrar merhaba. Manuel pozisyonu alalım ve biz tekrar buradan gidelim. Gel bebeğim. Gel kuzum. Gel aşkım. Sen sesine kurban. 1, 2, 3. 1, 2. Ano, çok bu. Tıdırım, 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 tıdırım. Dafın hasta sesi. Hiç sevmiyorum. Hiç. Neyse devam edelim. Yolu açmışlar. Şansımıza. Oh, rahat. Ama ileride nasıl olacağı bilmiyorum. Bakalım hadi hayırlısı. Sonra daha mazot yalıtmam lazım. Daha yükemem lazım. Daha sonra emeklemem lazım. Ne zaman yolu yapacağım ya? Neyse hadi bismillah. Kazasız belasız. Kaymadan, etmeden gidelim. Tekrar manueli alalım seni. Hani normalde acil durma şeyi var ya. Öndeki radar var çoğu tırların üzerinde. İşte o onun üzerinde şey olduğu için... Nereden çıktın lan? Tamam. İşte onun üzerinde şey olduğu için kar. O yüzden hani ben kirliyim diye mesaj açıyor. Neyse kirli kal sen bana da engel olma. Nasıl da kar yağmış ya ne ara. Kar yağmaya sabah başladı yavaş yavaş. Birdenbire bir düştü. Şimdi sakinleşti. Ama bayağı düşmüş yani. Şimdi benim evimin önünde de kar yağıyordu büyük karlar ama şey yoktu hani tutmuyordu. Şu an derece -1. Yani biraz şey gözükmeyen kayma buzlu olabilir. Oradan da kimse gelmiyor. Biraz yavaş kuzum. Çok yavaş. Bir vites indirelim seni. Çünkü böyle bir durumlarda mesela ben şu an arkam boş. Küçük virajlarda bile bu da işte kendi kendine kayıyor. İşte buna da manuel şeyine koyuyorum. Yani vitesleri ben seçiyorum.
Yavaştan yavaşa işte frene çok hafif olarak basıyorum. Yani böyle basmıyorum ya da frenlemek gibi basmıyorum. Sadece hafiften arka stop lambalar açılıyor hafiften bastığınızda ve biraz daha hafif bastığınızda sanki hani değmiş gibi frene oluyor. O da yetiyor yani aracı yavaşlatırmak için. Yani çünkü retardörü kullansam bile işte benim kötü bir retardörüm var. Dip retardör galiba deniliyor. Yani dip retardör şey, hidrolik bir şey değil. Vitesleri çıkartıyor işte onunla da vitesini indirebiliyor. Ama tabii ki de yüklü olduğunuzda bu bir işe yaramıyor. Mesela şu an kullanıyorum, aracın biraz patinaj yaptığını hissedebiliyorum. Ama hafiften frene basarsam, yani yalandan merhaba gibi ya da sarılma gibi bir şey yaparsam yavaşlıyor ve hiç patinaj yapmadan rahat rahat böylece tehlikesiz yolumuza da devam ederiz. Arka metal hani tekerleri takılıyor ya. Bir iki vites indirelim seni. Arkadaşım işte o tekerler için şeyi verdi. Adı ne ya onun? Bilemiyorum. Tekerleri bağlamak bir tane metal şey var. Onları takıyorsun. Tamam sus ya. Onları takıyorsun. Eğer yani gün gelirse kar içine kalırsam çünkü bayağı 3 gün daha kar şeyi var. En azından onları takıp olduğum yerden çıkabiliyorum. Avantajı o. Ve 45 kilometreden hızlı gitmemem lazım yoksa patlar. O kadar. Sus ya biliyorum tamam kirli olduğunu. Başlama ya ağlama hemen. Neyse biz vitesimize, virajlara odaklanalım. Korna basarsam ses yapar. O yüzden o ağaçlar üzerindeki kar düşmesinden korkuyorum. O yüzden basmıyorum. Onun telefonu çekmiyor galiba. Evet benimki de çekmiyor zaten. Ayağım yeri tam değmesi lazım ki gaza istediğim kadar gaz verebileyim. Şu ayağın böyle 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 gaza yaparsa tırında tabii ki de değişik. Lambalarını da açayım. Ah. Nereden çıktı ya arka lambam şimdi patlakçıyor. Az önce bir şey yoktu ya. Ne zırlıyorsun hemen? Anlamadım gitti ya bunu da. Tamam ben senin lambanı değiştireyim arka lambanı bebeğim. Sanki gittikçe yol daha da dağlanıyor. Çünkü en sağdaki çukur mu değil mi onu çözemedim daha. Eğer ona basarsam kar tam sert olmadığı için hani içine de düşebilirim. O yüzden korkuyorum tekerlerim için. Elimizden geldiği kadar işte temkinli olmaya çalışıyorum. Biz devam edelim. Hop, herhalde birazdan geleceğiz ana yola. Ana yola geldikten sonra rahat. Zaten en zoru kamerayı tam açmadan önceydi. En zoru geçtik. Şu an daha kolay. Yani bana göre. Çünkü demin aşırı yani dediğim gibi 3 tane tır yolda kalmıştı düşünün. Kimisi böyle yokuşta, kimisi inişte, kimisi ortada. Okey. Arkadaşım git diyor. Sağdan ileriden geçeceğiz. Zaten önümüzdeki yer dümdüz gidersek 4 metre 10 santim yapıyor. Yani ortanın da geçebiliyoruz. Biz de şimdi sağdan geçelim. Halen vitesimize şey oluyoruz. Yani ben karar veriyorum bu değil. Ve tamamdır. Biz yüklememize gidelim ve sonra tekrar birazdan görüşmek üzere. Çünkü şu an normal yol yani bu yolu kaç kez zaten diğer videolarımda ama o zaman da tabii ki de benim tır değildi yani işçiydim o zaman da. Aşırı güzel günlerim vardı o şirkette. Çok severim halen. Bu yolu çok çektim. Hatta yani çok eski belki bakarsanız kanalıma biraz aşağı yeni videolarda bir tane Scania gri ve yeşil renkli az çok MTM. Oradan işte çoğu videolarımda bu yolu gözetleyebilirsiniz. O yüzden ben yoluma devam edeyim ve tekrar birazdan görüşüyoruz. Çünkü niye? Biz yükleyeceğiz.
Sonra işte ben rampaya mı yanaşırım, direkt yemeğe mi giderim? Çünkü arkadaşım da gelecek. Yemek sözü vardı onun bana. Aynı anda işte iş güç falan onun da bu konuda, yani onu da işte kendine çalıştığı için küçük bir toplantı yapmaya çalışıyoruz ara sıra. Küçük patronlar aralarında. Sonuçta ben de yalnızım. Küçük bir toplantı var. Onu yapıp sonra da yolumuza devam edeceğiz. Ama tabii ki de o ara bu tırda yüklenilecek. 4,5 metre kadar paletler alınacak. Onlar da zaten onlar yüklü. Biz yüklemiyoruz. Sadece işte rampalar aşırı dar. Ya ben açlığıma bağlı ama aşırı da açım yani sonuçta. Kahvaltı da yapmadım. Saat şu an 12. Eksi 2 derece. Biraz ben hızlı gidiyorum sanki. Hadi o zaman birazdan görüşüyoruz. Evet, biz birazdan gelmek üzereyiz. Bu çıkış değildi galiba. Ciğer çıkıştı. İyi hatırlarsam evet. Ciğer çıkış sağdan galiba. Emin değilim. Ya da eminim, evet. Eminim. Lambalarımı da kapatayım. Kimse yok. Ya civan? Rüzgar mı var ya? Attendez bon. Oui, je suis en pleine vidéo encore. En tout cas, je voulais te remercier. Ouais, bah j'arrive à Rouen, tu vois. Voilà. Ok, bah c'est gentil. Merci. Allez, de même. Salut. Evet, kusura bakmayın. Selam. Arkadaşım aramıştı hani her şey yolunda mı diye merak etmişti. Biz şimdi buradan sola gidiyoruz. Tonel gauche, yapısı à droite. Çünkü burası araba girişi. Hızlı gitme bu sefer kameram düşmesin. Reste la première à droite. Non, c'était pas celle-là. Burası değildi, o ciğer. Ben de diyorum ya, bu kadar yakın değildi. Senyora Göt. Biraz geniş alalım. Bunu bekleyecek halim yok. Aha, o küçük araba nereden geliyor? Nemci Citroen. Bu biliyor musun? Bu araba burada 6000 euro ya. Bir şey düştü. Ha, karmış galiba. Ve ileriden sağa ya Civano. J'arrive devant le portail. Kapı da açıkmış ve biz buradan sağa gireceğiz. Transporta başladım ilk zamanlarda. Buraya sürekli gelip de yüklerdik. Aşırı zaman alırdı işte buradan şey almaya, rampaya yanaşmaya. Çünkü aşırı dar. Göreceksiniz. Görüyor musunuz? Fazla ara yok dorseler arasında. Biz bir U dönüş yapalım. Münakil ki. Kutu du tempon. Bu da göstereyim bu tırı. Bu Renault. Arkadaşımın arabası. Şimdi de bize U dönüş yapalım. Şimdi rampamı bekliyorum. Birazdan söyleyecek arkadaş. Yani biraz temizlik yapayım diyorum ama galiba yapacak zamanım olmayacak. Tela. Hala. Tabii. Düz müyüm? Evet düzüm. Şu sağdaki aynamı indireyim. Kimse de çarpmasın. Evet. Şimdi de göstereyim size şu an hangi durumdayız. Şu an gördüğünüz gibi acaba gözüküyor mu tam? Tam yan yanayız. Yani böyle göstersem daha iyidir. Gözüküyor mu? İşte bütün dorsalin arasında çok fazla fark yok. Diğer tarafı da göstereyim. Hop. Yarın sarabiliyorsam. Acaba? Evet. Sağ taraftan biraz daha fazla yerimiz var.
tekrar gösteriyorum. Ve sonunda bu videonun sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Evet, halen kilo almaya devam ettim. Ve eğer bu videoyu beğendiyseniz bir yorum bırakabilirsiniz veya bir beğen. Bu maceramı sizinle paylaştığım için çok mutluyum. Çünkü yine de sonuçta her gün yani kar üzerinde sürmüyorum. Bana da biraz daha fazla tecrübe olmuş oluyor. Evet ve tekrardan DAF servis için bu yelek bana hediye ettikleri için tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bana da çok yakıştı. O yüzden haftaya tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve yollarda çok dikkatli de olun.